cümle etmeme izin verin. Bu efendim dünya büyümesinin görünümü. Dünya mavi olan ortalama yani. Kırmızı olan gelişmiş ülkeler, siyah olan da gelişmekte olan ülkeler Türkiye'nin arasında bulunduğu ekip. Bu tabi biraz daha geriye gidersek aslında çok daha büyük bir çıkıştan sonra büyük bir çöküşe doğru gidiyor 2008 kriziyle. Esas yansıması 2009'da oluyor, çöküşü orada görebiliyorsunuz. Bu çöküşün ardından bir toparlanma var. Fakat öyle bir noktaya gelmiş durumdayız ki artık dünyada eskisi gibi hızlı bir büyüme beklentisi kalmadı. Yani hatta buna yeni normal diyorlar. Aslında bana sorarsanız bu yeni meni değil, zaten normal olanı bu. Yani dünya 3,5'larda filan büyüyecek, böyle anlaşılıyor. 3,5-4'te, %3,5-4'te. Ondan evvelki dönem anormaldi aslında. Yani çok zorlanmış bir büyüme vardı. İşte türev ürünler vesaire bir sürü şeyle desteklenmiş bir anormal büyüme vardı. Ve bunun böyle gitmeyeceği de belliydi. Nitekim o çöküş yaşandı. Şimdi yeni normal dedikleri şey bana göre aslında zaten normal olan noktaya. Bütün dünya geri geldi. Bundan sonra büyüme dünyada kısıtlı olacak. Bunda da hayır var. Çünkü böyle çok zorlanmış bir büyüme zaten çevreyi, başka şeyleri de çok yok ederek oluyor. Dolayısıyla buralarda daha kontrollü de gidilmesine vesile olursa sorun olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler o ekonomide artık toparlanmanın olduğunu gösteriyor. Arada hala bazı umut kırılmaları falan olmakla birlikte Amerika büyük ölçüde, Amerika ekonomisi büyük ölçüde sıkıntıya atlatmış görünüyor. Avrupa sıkıntılı. Hatta o kadar sıkıntılı ki Avrupa giderek acaba Japon sendromunu yaşayacaklar mı diye. Japonya biliyorsunuz 30 yıldır bir durgunluk içinde bir türlü çıkamıyor. Acaba Avrupa'da buraya mı gidiyor diye bir endişe var. Almanya mesela zora giriyor. Yani şimdi bizim oturup Almanya'nın zora girdiğini konuşmamız da tuhaf bir şey gibi görünmekle birlikte. Yani adamların gelişimine baktığımız zaman zora gidiyor. Yoksa bize göre zora gidiyor. Bize göre değil yani ama kendilerine göre zora gidiyor. Çünkü sıfıra yakın bir büyümeye geldiler, oturdular. Ekonomi büyüyemiyor. Orada Almanya bu durumdaysa Avrupa'nın geri kalanı da ciddi sıkıntıda. Kuzey ülkeleri nispeten rahat görünüyor. Ama dünya genelde Çin kötü. Çin kötüye gitti. Yani sadece koronavirüsüyle ilgili değil. Ondan evvel de son 3-4 yıldır zaten bir kötüye gidiş vardı birçok alanda. Bu koronavirüsü de ilave geldi Çin'in üzerine. Orada da bir sıkıntı oldu. Yani baktığınız zaman dünyanın tamamında aslında bir böyle resesyon, bir sallanma bir şey var. Yani bu etrafta olan depremler sadece orada değil, her alanda buna benzer depremler var. Efendim bu Hitit güneş kursu. Benim Hitit tarihine olan ilgim dolayısıyla bunu size getirdim. Ne manası var bunun derseniz, müsaade ederseniz anlatayım. Bu Hititlerin evren teorisi, evren kuramı. Yani bundan 3500 yıl evvel adamlar evreni böyle görüyorlarmış. Bu büyük yuvarlak evreni gösteriyor. İçindeki o parçaların hepsi yıldızlar. O üç tane küçük yuvarlakta dünya, güneş ve ay. Tepelerdekiler de onların tanrıları. Pagan dini olduğu için tanrıları var. İlginç adamlar bunlar. Ele geçirdikleri, fethettikleri her yerin tanrısını kabul ediyorlar. Kendi tanrıları arasına katıyorlar ki adamlar isyan etmesin diye. Dinlerine dokunmadığınız zaman isyan etmeyip boyunduruğu kabul ediyor adamlar. Bunlar da alıyorlar. Sonra zaman içinde yalnız her tanrıya bir yemek, kurban vesaire sunmak gerektiği için tanrı tasarrufuna gidiyorlar. Azaltıyorlar tanrıları. Mecburen çünkü yemek yetmiyor. Bu alttaki şu yay gibi görünen şey de bununla ilgili bir yorum yapabilecek olan var mı? Nedir acaba? O efendim öküzün boynuzu. Anadolu'da 4000 yıldır dünya öküzün boynuzu üzerindedir teorisi buradan geliyor. Hititlerden beri öyle öküzün boynuzu üzerinde düşünülmüş. Tabii öküz kafayı sallayınca da dünya sallanıyor. Onun için korkmayın yani bu olacak. 4000 yıldır böyle sallanıyoruz. Sallantı devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman hadiseye baktığımızda bugün tartıştığımız en ciddi konu bir dipten dönüş var mı yok mu? Şimdi biraz önce Nazım Hoca'nın gösterdiği yani sizin gözünüzden baktığımız zaman bir dönüş işareti var. Yani geçen yıllarla kıyasladığımız zaman geçen yıla göre
hafif de olsa bir toparlanma işareti var. Bakalım bunu ekonominin verileri de, göstergeleri de doğruluyor mu? Sizin beklentilerinizi doğruluyor mu? Yani bu dipten dönüş dediğimiz zaman böyle her şey iyileşiyor falan, o anlamda değil. Evet. Ama bir önceki döneme göre hafif bir toparlanma işareti var. Bu haklı bir toparlanma mı, sürdürülebilir mi, onu ayrıca konuşacağız. Ama izin verirseniz şimdi biraz şeylere bakalım. Mesela sanayi üretimine baktığımız zaman son durum böyle. Dikkat ederseniz bu sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayının karşılığını veriyor değişim olarak. Şimdi burada baktığımız zaman mesela 2018'in başından başlayan müthiş bir çöküş var sanayi üretiminde. Gelmiş 2018'in son ayında, Aralık ayında çökmüş size. -9.9, %10'luk bir küçülme var bir önceki yıla göre. Sonra bir toparlanır gibi olmuş, tam da toparlanamamış. W denilen olayı, inişler çıkışlar yaşamış ama hep eksi. Yani çizginin altında hep. İlk defa son 4 aydır, 3 aydır artıya geçmiş. Bir toparlanma işareti veriyor. Tamam, burada baz etkisi mutlaka etkili. Enflasyonda olduğu gibi ama ne etkisi olursa olsun bu sizin biraz önceki görüşünüzle bağdaşır bir toparlanmayı işaret ediyor. İşin arz yönü böyle. Yani arz yönüne tabii sadece sanayiyle bakmak mümkün değil. Bunun tarımı var, hizmetleri var filan filan ama en güncel veriler bunlar. Ötekiler çok daha geriden geliyor. Onun için çok iyi onları ele alıp karşılaştıramıyoruz. Ama sanayiyi sürekli izlememiz mümkün. Ve sanayi de her ne kadar gayri safi yurt içi da %25 civarında bir yer tutsa da diğer bütün sektörleri inanılmaz şekilde etkiliyor. Hizmeti de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Bankacılığı, finansı hepsini etkiliyor. Dolayısıyla önemli bir gösterge. Yani işin arz yönünü temsil ediyor diyebiliyoruz. Konut Türkiye açısından önemli bir gösterge. Orada bir toparlanma var mı? Orada da hafif bir toparlanma var. Yani son birkaç aydır konutta da biraz bir toparlanma var. Bu toparlanmalar gerek sanayide ve gerek konutta olan toparlanmalar biraz destekli toparlanmalar. Yani vergilerde indirimler yapılıyor, işte faizler düşüyor, kampanyalar açılıyor vesaire. Bunlar kalkarsa bu devam eder mi etmez mi onu henüz bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Ama şu anda öyle veya böyle bu desteklerle başlamış bir toparlanma işaretini arzda görüyoruz. Talep yönünde iş nedir diye bakarsak, mesela sizin en şikayet ettiğiniz bu yılın beklenti anketinde gördüğüm endeksinde talep daralması. Talepte durum nedir diye bakarsak, burada da ben ölçü olarak perakende satış hacmine bakıyorum. Başka çok bakabileceğim bir şey yok. Bu çok günlük var da onlar çok biraz daha gerilerden geliyor. Buraya baktığımız zaman burada da dikkat ederseniz sanayi üretiminde olduğu gibi 2018 boyunca müthiş bir çöküş var. 2018'in son ayında -9.3 ile dibi görmüş. Sonra tıpkı sanayideki gibi ama ekside kalarak bir toparlanma yaşamış. Son 3-4 ayda gene sanayi üretiminde olduğu gibi talepte de bir toparlanma var. Tekrar söylüyorum, burada çok ciddi şekilde KDV indirimi, ÖTV indirimi, faizler, kredi destekleri, bunların hepsinin etkisi var. Etkisi var veya yok ama bir hafif de olsa bir toparlanma var. Sürdürülebilir mi, sürdürülememiz mi, bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca tartışmak lazım. Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişkiye baktığımız zaman burada da bir gelişme var. Genellikle Türkiye üretiminde ağır ithal girdisi kullanan bir ülke. Şu orandır, bu orandır, nedir? Ama ağırlıklı olarak ithal girdi kullanıyor. İthal girdi kullandığı için Türkiye büyümeye doğru gittiği zaman ithalatı artıyor, üretim artacak çünkü. İthalat artıyor, ithalat arttığı için cari açığı büyüyor ama Türkiye'de ekonomik olarak büyüyor. Şimdi mesela bu kırmızı çizgi ithalattaki değişimi gösteriyor. İthalatta 2017-2018'de, 2018 ilk yarısında bir artış veya en azından pozitif yönde bir gelişme var. Sonra 2018'in ortalarından başlayarak çöküş başlıyor. İthalat geriliyor. Büyüme de düşüyor. Büyüme de düşüyor zaten. İhracat değişiyor biraz ama çok da büyük bir değişme yok ihracatta. Çizgiyi çekersek yani trend eğilimine bakarsak kabaca aynı yerlerde duruyor gibi görünüyor. Biraz artış var. Ama ithalatta önemli bir çöküş var. Bu çöküş bizi cari fazlaya götürdü. Cari fazla aslında bizim açımızdan böyle bir ortamda çok sevinilecek bir şey değil.
İyi bir şey cari fazla ama eğer büyümeniz sıfıra düştü veya küçülmeye dönüştüyse, bundan dolayı bir cari fazla varsa çok da hayırlı bir iş değil. Türkiye'ninki böyle oldu. Dikkat ederseniz ithalatta çok ciddi bir eksi var. Burada mesela bakın son birkaç ayda bir toparlanma var. Ötekilerle paralel. Belli ki ithalat artıyor. Türkiye büyümeye doğru dönüyor. Burada da bir toparlanma işareti var. İthalatın artışında. Ama bu bizi cari açığa götürecek. Bu ayrı bir şey. Zaten Türkiye cari açık vermeden de büyüyemiyor. Çok tuhaf bir dengesi. Ya bütçe açığı veriyor, ya cari açık, ya da daha kötüsü ikisini de birden açık veriyor. Ancak öyle büyüyor. Bu bizim üretim şeyimiz. En ciddi sorunlarımızdan bir tanesi bu. Türkiye düşük teknolojili ürünler üretiyor. Dolayısıyla elde ettiği gelir de düşük oluyor. Ne kadar yüksek teknolojili ürün üretir, satarsanız o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bunun içinde işte katma değer var. Hepsi var yani. Her şey işin içinde. Markası var, şusu var, busu var. Hepsi bunun içinde temsil ediyor. Bu Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde %15 ile %20 arasında değişiyor. Yüksek teknolojili ürün üretimi. Biz bunu bir türlü 3'ün üzerine, tabii bazen 3.2 oluyor, 3.3 oluyor ama ortalaması 3'ü hiç geçmiyor. Bu bizim çok ciddi sorunlarımızdan birisi. Türkiye'nin üretim paternini değiştirmesi lazım. Yani oturup bu işi yapması lazım. Şimdi biraz savunma sanayinde bir atılım var. Bunun biraz katkısı olabilir önümüzdeki dönemlerde ama başka alanlara da gitmek lazım. Bir başka sorunumuz bu bizim çözmemiz gereken. Yani bir yandan tamam biz toparlanmaya doğru gidiyoruz, ekonomi toparlanıyor filan ama bu toparlanmalar bize yetmiyor. Başka arkada, altta çok ciddi sorunlarımız var. Bir tanesi mesela işsizlik. Mevsim etkilerinden arındırdığımız zaman böyle bir görünüm çiziyor işsizlik. Şimdi son dönemde bir düşüş var dikkat ederseniz işsizlik oranında. İşte 14'lerden 13.3'lere geriliyor gibi görünüyor. Ama 13.3 bizim için çok yüksek bir işsizlik. Ve bu işsizlik işin tuhafı, işin ilginci. Bizim sadece işsizlik anketi yaptığımız son 4 haftada işsizim diyenleri ölçüyor. O 4 haftada işsizim demeyip de işsiz olanları da eklediğin zaman %20'ye çıkıyor. Adam bıkmış artık işsizim diye müracaat etmekten ama işsiz. İş var gelir misin deyince gelirim abi diyenler işsizlerin yarısı kadar. Dolayısıyla bunu eklediğiniz zaman geniş anlamda işsizliğe biz aşağı yukarı %20'lere geliyoruz. Çözmemiz gereken ciddi sorunlardan biri bu. Bir de bu işsizlik içinde genç işsizliği denilen 15-24 yaş arasındakilerin işsizliği %25. Yani üniversiteyi bitirip askerden gelen kadın erkek hepsi geldiğinde ben iş arıyorum deyip de iş bulamayanlar 1/4. Her üniversite mezununun 1/4 ya da her gencin 1/4 işsiz. Bu ciddi bir sorun. Genç işsizliği yani belli bir işte çalışmış, belli bir birikim yapmış bir insanın işsiz kalmasıyla bir insanın hiç iş bulamaması baştan itibaren arasında önemli bir fark var tabii. Şimdi bizim toparlanmada önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'nin son dönemdeki toparlanmalarından bir tanesi Türkiye ilginç işler yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi geçen yıl Türkiye Merkez Bankası'nın yedek akçesini hazineye devretti. Bana sorarsanız bu etik dışı bir olay. Yasa dışı değil ama etik dışı. Yani eskiden hazine Merkez Bankası'ndan düşük faizle kısa vadeli avans kullandı. Bu daha namuslu bir işti. Çünkü o borçtu ve iade ediyordu veya etmiyordu ama borçtu. Bir de faizi vardı üstelik. Burada Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık yedek akçesine el koydu hazine. Ve bütçe açığını böyle kapattı. 80 milyarla başlamıştı bütçe açığı, 80.6 milyarlık tahminle başlamıştı. 124 milyarla tamamlandı. Bu kullanılmasaydı 170 milyar çıkacaktı. Yani 80'in iki katından daha fazla, %100'ünden daha fazla açık veriyor. Bu yıl da ilginç bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu, kârını alıyor zaten. Orada bir şey yok, yasal olarak doğru bir şey. Merkez Bankası'nın kârı hazineye devrediyor. Bunda bir sorunumuz yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi ve altın rezervi var. Bunlar değerleniyor. Yani miktar hiç değişmese bile 70 milyar dolar döviziniz var.
Bunun Türk lirası karşılığı bir sene evvel farklı, bir sene sonra farklı. 20 milyar altın, 20 milyar dolar altınınız var. Bunun bir sene evvelki değeri farklı, bugünkü değeri farklı. Çünkü altın değerleniyor. Bu Merkez Bankası'nda ayrı bir hesapta tutuluyor. Değerleme hesabı diye ve kâra dahil edilmiyor. Hazineye de devredilmiyor çünkü fiktif bir olay. Yani ne kadar altının var dersen 20 milyar bir adam değişmemiş yani. Sadece Türk lirasıyla görünümü değişiyor işin. Hazine bu sene ona da el koydu. Aradaki fark da kâra dahil edildi ve hazineye devredildi. Bu ilkinden daha da etik dışı bir olay. Net söylemek gerekirse. Yani bu haliyle, şimdi biz bütçeyi açık vermez ya da %3'ten fazla açık vermek gösteriyoruz ama Merkez Bankası'nın bir takım varlıklarına el koyarak yapıyoruz. Yani siz benden iyi bilirsiniz ya, yedek akçenin kullanılması öyle bir şey, bir olay değildir yani. Ver yedek akçeni, ben gezmeye gideceğim, böyle bir şey olmaz. Bunu yaptık biz. Şimdi dikkat ederseniz buradaki iki grafiğim benim. Bir tanesi faiz dışı dengeyi gösteriyor. Yani bütçede biliyorsunuz bunun anlamı, faiz harcaması hiç olmasaydı biz nerede olurduk meselesi. Dikkat ederseniz 2018'e kadar, 2019'a kadar artıda, azalan bir eğilimde de olsa artıda, 2019'da eksiye geçti. Eksiye geçti. İlk defa Türkiye çok uzun yıllardır ilk defa faiz dışı açık verdi. Hep fazla veriyor. Faiz dışı fazla verdiğiniz zaman daha az borçlanıyorsunuz. Çünkü o fazlayı borç ödemesinde kullanıyorsunuz, düşürüyorsunuz onları. Halbuki burada açık verdiğiniz zaman bırakın bütçenin maaşlarını, yatırımlarını karşılamayı, faiz, ya bırakın faizini ödemeyi, normal yatırımını, maaşlarını vesairesini karşılayamaz durumdasınız. Onun için de borçlanıyorsunuz. Bu 2020'deki büyük fırlama da bu demin dediğim şeyin 2020'nin Ocak ayında hazineye devredilmesinden kaynaklanıyor. Bu bir aylık bir olay. Ondan sonra o tekrar düşecek. Tekrar şeye gidecek. İkinci kırmızı grafiğim ve ben şeyi karşılaştırmayı çok seviyorum. Faiz dışı falan değil de bunu ben yapıyorum. Kendi şeyim bu. Vergi gelirleriyle faiz dışı giderleri karşılaştırıyorum. Yani bütçede vergi dışında gelir olmasa, bu Merkez Bankası'nda para aldın, bir bedelli askerlik icat ettin falan, bunların hiçbiri olmasa, bütçenin normal gelirleri, çünkü vergi gelirleridir. Sadece vergi gelirleriyle faiz dışı, faiz de anormaldir, onu da atıyorum. Faiz dışındaki giderlerin ne kadarını karşılıyoruz? Maaşları ödeyeceğiz değil mi? İşte arabaların bakımlarını yapacağız, ne kadarını karşılıyoruz? Buna bak efendim. Güzel, beğendim. Hoca beğendiyse tamam. Yok, müsteşar böyle olur yani. Şimdi bu %85'lerdeyken yani vergi gelirlerinin faiz dışı giderleri karşılama oranı %85'lerdeyken bu düştü %70'lere kadar geldik. Gene 2020'de yükselmesinin nedeni bir ayda işte bu şeyin etkisiyle gelen değişim. Burada da ciddi bir sorunumuz var. Bir başka sorunumuz bizim, biz bu faiz işini anlayamadık. Yani burada takıntılarımız var. Kaynakları konusunda bir şey söylemeyeceğim, takıntı kaynağımız konusunda. Ama bir takıntımız var. Yani faiz aslında ekonomi dediğimiz bilimde 4 tane üretim unsuru var. Bu 4 üretim unsuru da üretimden pay alıyor. Bunlardan biri ücret, biri sermaye, birisi girişimcilik, birisi de rant. Toprak ve şey. Faiz sermayenin karşılığı ekonomi biliminde böyle. Hadise burada bizim bir sorunumuz var. Bu sorunumuz öyle bir sorun olunca tabii bilimsel şeyi de kaybediyoruz. Neden sonuç ilişkileri. Yani neden bilimsel olarak baktığımızda neden sonuç ilişkisini çözebilmenin yolu nedeni çözmekten geçer. Sonucu çözerek gidemezsiniz. Sonuç çözülmez yani. Sonuç zaten ortaya çıkan bir şey. Neden, bu nedeni ne bu işin diye yola çıkmamız lazım çözmek için. Şimdi bu enflasyonla faiz ilişkisi de böyle bir ilişki. Faiz enflasyonun sebebi değildir. Faiz enflasyonun sonucudur. Önce siz bol para saçarsınız ya da işte açık verirsiniz, şu olur, bu olur, enflasyonunuz yükselir. Mecburen faizler de buna adapte olur, yükselir. Fakat öyle bir zaman gelir ki bu bir kısır döngüye de dönüşebilir. Zaman zaman faiz de enflasyonu etkiler hale gelebilir. Maliyetlere girdiği için bu sefer bir maliyet enflasyonuna dönüşebilir.
Bu tür işlerde başa dönüp ilk nereden başladığını çözüp ona göre yola bulup ona göre yola çıkmamız lazım. Merkez Bankamız en son faizi düşürdü. Böylece Türkiye'de yani yaklaşık 3 aydır olan bir şey kesinlik kazandı. Negatif faiz dönemine geldik. Aşağı yukarı bankalar %10-10,5 civarında faiz veriyorlar mevduata. Bu nominal faiz. Buradan işte %15 şey düşerseniz 8,5'lara geliyor. Yani şeyin reel faiz hesabı bugünkü faizle 8,5 diyelim buna. Bir yıl sonraki enflasyonun kaç olacağı arasındaki ilişkiye bağlı. Bir yıl sonraki enflasyon 8,5'tan düşük olur diyorsanız reel faiz var. Yok demiyorsanız bu böyle gider 11'lerde olur diyorsanız biz eksi reel faizdeyiz demektir. Merkez Bankamız bunu indirmeye devam ediyor. Biz de defalarca yaşadığımız gibi geçmişte ilk tansiyonun zamanında mı yaşadık ondan önce galiba oldu. Ya, faizi indirerek enflasyonu düşürüp düşürmeyeceğimize bir kere daha kontrol edeceğiz bakalım. İndirebilirsek çok büyük bir başarı olacak. İndiremezsek ne olacak? İndirebilir bir şey kazandırmadık. Kazandıramadık. Çok denedik aslında. Yani geçmişte 3 defa denedik biz bunu biliyorsunuz. Olmuyor öyle bir şey. Efendim bu bizim dış borçlarımız. Dış borçlarımız 2001 krizi öncesinde %55'lere varmıştı gayri safi yurt içi hasılanın. Sonra düştü. Düştü çünkü gayri safi yurt içi hasılamız hızla arttı. Büyüdü Türkiye o dönemde. Sonraki dönemlerde 2014-2015 oralardan sonra bizim borçlarımız artmadı, gayri safi yurt içi hasılamız düştü. Dış borçlarımız çok fazla artmadı. Esas itibariyle gayri safi yurt içi hasılamız düştü. Çünkü gayri safi yurt içi hasıla biliyorsunuz Türk lirasıyla hesaplanıyor. Sonra yıl ortası kuruyla dolara dönülüyor. Yıl ortası kuru öyle bir hale geldi ki onunla hesaplayınca bizim gayri safi yurt içi hasıla düşmeye başladı. Bir ara 900 milyar dolarlara kadar gelmiştik. 850-900 milyar dolarlara. Şimdi 750-760 milyar dolarlara gerilemiş oldu. Gerileyince işte payla payda arasındaki ilişkiden dolayı bizim borçlar artıyor görünüyor. Aslında çok da artmıyor. Yani mutlak olarak artmıyor ama oransal olarak artıyor. Şimdi efendim bizim dünyadaki yerimizi kısaca özetlemek gerekirse biz neredeyiz diye baktığımızda mesela gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında 191 ülke arasında 19. Bir ara 17. Burada bu demin söylediğim kur nedeniyle geriledik 19'a geldik. Kişi başına gelir sıralamasında 191 ülke arasında 72. sıradayız. Orada daha kötüyüz. Yani ülke zengin, ahali fakir gibi bir manzara çıkıyor. Enflasyona bakarsak 176 ülke arasında 13. sıradayız. Yükseklik sırası bu. En yüksek 13. sıradayız. İşsizlik gene yüksekten düşeye bakarsak 109 ülke arasında 19. sıradayız. Ekonomik görünümümüz böyle. Ekonomideki görünümümüz emin olunuz sosyal ve siyasal görünümümüzden çok daha iyi. İlginç bir yerde. Biz ekonomiyi beğenmiyoruz ama şimdi izin verirseniz o tarafa geleyim. Buraya baktığınız zaman mesela insani gelişme endeksinde 188 ülke arasında 59. falan böyleydi. Hukukun üstünlüğü 113 ülke arasında 101. sırada. Yani sona kalmış 12. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkede, şimdi bu mesela çok tartışmalı bir konu. Efendim diyorlar Çin'de hukukun üstünlüğü mü var? Çin'de hiçbir zaman hukukun üstünlüğü olmadı. Çin hep böyleydi. En ufak bir iyileşmede iyiye gidiyor diyorlar. Biz kötüye gittiğimiz için bize kötüye gidiyor. Onun için ilginç bir durum bu, kaybediyoruz. Yargı bağımsızlığı 140 ülke arasında 111. sıra. Buraya yabancı yatırımcı çağırıyoruz. Yolsuzluk algı endeksinde 100 ülke arasında 78. Bunlar hepsi dünya şeyleri yani bizimkilerin uydurduğu bir şeyler değil. Hep dünya kuruluşlarının yaptığı şeyler. En kötüsü de ekonomik kırılganlık endeksi 1. sırada. En kırılgan ülke biz çıkıyoruz. Haklı haksız ama yabancı buna bak. Efendim? Birinci olmuştuz yani. Yani yabancı buna. Yani biz diyebiliriz ki ya böyle değil kardeşim. Haklı da olabilir ama yabancı buraya bakıyor. Bizi dinlemiyor ki. Bu çünkü tarafsız bir ölçü. Oraya bakıyor. Diyor ben ne işim var.
İşte bir sürü şey var. Rekabet endeksi, bütçe şeffaflığı endeksinde gene fena değilmişiz. 102 arasında 58.'yiz. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Neyse. Onu öyle idare etmişiz. Böyle bir durum var. Dünyadaki yerimiz iyi değil. Yani gene nereden bakarsanız bakın kırılganlık endeksini yok sayarsanız ekonomide daha iyi durumdayız. Böyle bir tuhaf durumumuz var. Bir sürü çözüm önerim var benim tabii. Yıllardır 1996'da hükümete bir, o zaman hükümetine bir rapor vermişim. Bunları söylemişim. Aradan geçmiş 30 yıl. Aradan geçmiş 30 yıl aynı şeyleri söylüyorum. Ben söylüyorum, ben dinliyorum. Faiz, kur filan bunlar geçici olaylar. Zaman kazandırıcı olaylar. Faizi ayarlarsınız doğru bir iştir, yapmanız lazım. Ama tamam faizi ayarladık, iş bitti, yok böyle bir şey. Yani ondan sonra esas yapılacak işler var. Bizim her halükarda demokrasimizi yeniden oturup inşa etmemiz lazım. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını mutlak surette inşa etmemiz lazım. Hukukun üstünlüğü benim açımdan çok basit bir şey. Çok basit. Ben emniyet şeridinden kimin gittiğine bakarım. Emniyet şeridinden ambulans, itfaiye ve göreve giden polis dışında birisi gidiyorsa bence orada hukukun üstünlüğü olmaz. Çok basit bir gösterge. Gidin bakın batın İngiltere'de var mı böyle bir adam yine? Ya delidir. Ya ilk defa gelmiştir ya Türkiye'den gelmiştir. Ya Orta Doğu'dan gelmiştir ya bizim gibi diye düşünüyordur. Yoktur yani görmezsin. Amerika'da ben bir iki yıl bir dört yıl görev yaptım. Altı yıl kaldım. Bir keresinde de şahit oldum. İranlıymış adam. Adam şeyde gidiyor emniyet şeridinde. Arkadan da itfaiye geliyor. İnsanlar yavaşladılar. İtfaiye geliyor, o da gidiyor. Böyle herkes orada giderken yavaşladılar. Bunlar yavaşladığına göre bir iş var, ben de yavaşladım. O itfaiye ayrı yerden gidiyor. Yani yol verecek bir durumumuz var, yavaşladım. İtfaiye geldi, herife vurdu. Vurdu ve attı. Yani devrilmedi adam. Ama böyle arabası hasar aldı, gitti. Ondan işte arabalardan indi millet falan. Ben de sordum orada Amerikalı'ya. Adam da böyle tipi, o da indi bakıyor. İranlı tip belli. Amerikalı'ya sordum, bu ne olacak şimdi dedim. Şimdi dedi bu itfaiye bunu dava edecek dedi. Kamu aracına zarar verecek. Aynen de böyle. Evet, şimdi burada kayıt dışılıkla mücadele. Bunu 100 yıldır konuşuyoruz, hep biz konuşuyoruz galiba. Eğitim kalitesini yükseltmemiz lazım. Efendim bunu ne yaptık? Tarım politikasını düzeltme, tarım gitti ya. Ya biz yeşil mercimek Anadolu'nun ürünü. Biz yeşil mercimeği Kanada'dan ithal ediyoruz ya. Aldığınız yeşil mercimek, kırmızı mercimek arkasına lütfen bakın. Imported from Canada yazıyor. Bütün gıdalar. Kanada'da bunu üreten kim biliyor musun? Türkler. Neden öyle? Çünkü Kanada hükümeti toprak veriyor, gübre veriyor, destek vermiş. Bizimkiler burada pahalı diye oraya gitmişler, orada üretiyorlar, buraya satıyorlar. Biz çiftçimize Türk lirasıyla vermediğimiz desteği Kanada'ya dolarla ödüyoruz. İnanılmaz bir şey yani. Bunun gibi yüzlerce hata yapıyoruz. Tarımda özellikle. Teşvik politikası baştan aşağı yanlış. İllere teşvik veriyoruz. Ne alakası var ya? Sivas'a niye teşvik veriyorsun? Trabzon'a niye? Ne alakamız var yani? Ürün seçmemiz lazım. Korelilerin yaptığı gibi. Adamlar işte 5 tane ürün seçtiler. Hepsini dünya markası yaptı. Sony'yi sildi Samsung'a. Evet. LG ve Samsung Sony'yi sildi gitti. Neden? Arkasında duruyor. Ama şimdi ben eminim hepiniz de bilirsiniz. X markasına devlet burada teşvik verse bütün ötekiler ayaklanır. Onda başa çıkamaz. Çıkamadığı için ile veriyor. Sivas'a teşvik ediyor. İşte alakası yok. Bir sürü mal üretiyoruz. Hop, olsa olur. Vergi yapısında sorunumuz var. Bunu düzeltmemiz lazım. Çok uzattım lafı ama bununla toparlamaya çalışayım izlerseniz. Kassandra, Troya kralı Priamos'la kraliçe Hekabe'nin kızları. Tam böyle Troya savaşının olduğu dönem biliyorsunuz. Truva derdik biz ama şimdi Troya deniyor diye ben de modaya uydum artık Troya diyorum. Biz Truva diye öğrenmiştik. Tanrı Apollon da Troya'nın koruyucu tanrısı. Ve aynı zamanda kahin, geleceği görüyor. Bu kızcağız Kassandra bir yandan rahibe olmak istiyor, bir yandan da geleceği görmek istiyor, kahin olmak istiyor. Diyorlar ki sen Apollon'la görüş. O bilir bu işleri. Apollon'a gidiyor. Apollon kızdan çok hoşlanıyor. Diyor ki kızcağız ben de diyor senin gibi geleceği görmek istiyorum diyor. Apollon diyor ki benimle birlikte olursan sana bu sırrı öğretirim.
Kızcağız zaten şey olacağı için, rahibe, böyle bir şey imkansız. Ama yalan söylüyor. Olurum diyor. Bunun üzerine Apollon, Kassandra'nın ağzına üfleyerek sırlarını, kehanet gücünü ona devrediyor. Ona da geçiriyor. Sonra tamam hadi oldu diyor. Kız diyor ki ben seninle birlikte olamam çünkü rahibe olacağım diyor. Buna Apollon çok bozuluyor. İnanılmaz bozuluyor. Kandırılmış olmak çok ağırına gidiyor. Ve lanet ediyor kıza. Diyor ki geleceği gör ama kimseye inandıramam. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. 96'dan beri. Biz yükseltici milleti geleceği görme kabiliyetimiz yok ama iyi kötü hissediyoruz. Anlatıyor, kimse inanmıyor. Bunlara inanmıyor. Efendim bunlar da tahminler. Soldaki tahmin yepyazan yeni ekonomi programı yani hükümetin tahminleri. M'de bendenizin tahminleri. Ben büyümenin kabaca %3,5 civarında bir yerlerde olacağını tahmin ediyorum. İşsizlik oranının aşağı yukarı buralarda olacağını, enflasyonun düşmeyeceğini, tam tersine artacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar bol keseden Merkez Bankası'nın paralarını kullanarak vesaire bir de büyüme 0,5'ten 3,5'a çıkacaksa enflasyon benim tahminim düşmez. Artar diye düşünüyorum. Bu alttaki iki satırı yani kur tahminleri bölümünü ciddiye almamanızı hasreten rica ediyorum. Hasap hocamız. Çünkü böyle bir efendim. Genelde vermiyorsunuz. Genelde vermiyorum ayıp oluyor soruyorlar diye mecburen verdim ama bu bir tahmin değil yani emin olun hiç ciddiye almayın. Çünkü böyle bir ortamda kur tahmini yapmak mümkün değil. Şimdi bir kur tahmini yaparsınız yarın Trump bir tweet atar her şey alt üst oluyor. Yani dünya böyle değildi eskiden. Dolayısıyla rahat yapabiliyordun. Artık yapamıyoruz. Diyeceksiniz ki tamam hoca da o zaman niye koydun onları oraya? İşte aslında ben onları koymazsam benim program öyle. Ötekiler çıkmıyor. Mecburen kur girmem gerekiyor. Kur gir diyor bana. Mecbur giriyorum bari dedim onu paylaşayım ama ciddiye almamanızı rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Sen şeyinden de bu şeyden. Evet, bu benim. Benimki bundan sana dur yapalım. Doğru.